E dünkü Dortmund kağıt üzerinde senden pahalı bir takım olabilir ama sen kafa kafaya oynadın maçı. Sadece ve sadece bireysel hatalarından dolayı pozisyonlarını evet. verdin. Takım oyununu yakalayamadın. Rakibin senden en büyük avantajı ezbere pas oynuyorlardı. Yani attığı zaman orada arkadaşı biliyordu kimi olduğunu. Avantajları buydu Dortmund'un. Yani Beşiktaş takımı futbol olarak Dortmund'a hiç ezilmedi benim ölçülerime göre. Evet. Murat Özbostan, sizin maçla ilgili ilk görüşünüzü yine e, rica edeyim. Beşiktaş acaba neden kaybetti? Bireysel hatalar mı yoksa takım oyununda bazı sıkıntılar mı vardı? Yani e, Levent abin dediği gibi mücadelede e, çok bir sıkıntı yok. Bir kere e, maça iyi başlamak ama e, golü yedikten sonra yine demoralize olan bir takım vardı. Yani oyunun ilk işte 15-20 dakikalık ve son belki 10 dakikalık bölümün evet. dışında ee, zaman zaman kafa kafaya da oynanan bir futbol vardı ama Beşiktaş'taki bazı oyuncuların e, Şampiyonlar Ligi kalitesinde olmadığı e, çok net bir şekilde ortaya çıktı. Yani mesela e, Atiba'nın e, performansı e, kötüydü. Gezal ki bana göre büyük hayal kırıklığıydı. E, zaman zaman o çok çok kısa bir zaman dilimi içerisinde biraz kendini gösterdi ama Şöyle bir sezon başından beri baktığımız zaman yani o sözleşme imzalama günlerindeki e, heyecanlı adam yoktu. Sezon ee, başından beri öyle hatta dün akşamdan da e, 15 ikili mücadelenin 11'ini kaybetti. Evet yani e, yani bir tane asist yapmış oynadığı maçlarda şu ana kadar ki bu adam asist kralıydı. Hep maçlarda övdüğümüz bir isimdi. Yani onun bir kere e, Atiba'yı bir kenara bırakırsak biraz performans çıtasını çok çok fazla yukarı çıkarması lazımdı. Yani ligi değil burada çıkartacaksınız. Burası bir sahne. Burası farklı bir kul var. Evinizde oynuyorsunuz. Yani ben en azından Beşiktaş'tan bir beraberlik e, bekliyordum. E, hocanın dediği gibi bir gün önce 115 kilometre koşmalıyız dedi. 114.7 koşmuş. Evet. Ama rakipte 120 koşmuş. Dortmund 120 kilometre koşmuş. Yani e, bu açıdan o zaman e, işte Larin Mesela Basia o iki tane gol kaçırdı. Kaçırmaması lazım. Yani zaten az pozisyon buluyorsunuz. O pozisyonları da gol'e çevirmeniz lazım. Ki maçın 6. dakikasındaki pozisyon bence çok önemliydi. Evet, çok Oyunun bundan sonraki seyrinde belki farklı bir oyun hikayesi ortaya koyabilirdi. Yani Atiba'nın şeyi fizik olarak, yaş olarak artık yani böyle bir maçta. Niye 11'de oynadı? Dinlenmiş, dinlendirmişti ama herhalde tecrübesinden faydalanmak istedi. Ama o tecrübeyi, o performansı göremedi. Aynı şekilde Larin yine o şeyi yapamadı. Bir de enteresan olan sonradan oyuna giren oyuncuların da hiçbir katkısı yoktu. Yani Salih'in, Kenan'ın, Gökhan'da yanılmıyorsam. Evet. Yani. Zaten bunların hiçbirisi de kusura bakmasın. Yani Beşiktaş'lılar belki biraz şampiyonlar ligi belki. seviyesinde oynayacak oyuncular değil. Ee, yani Ersin'e biraz belki ilk golde eleştiriler var işte bunun dibinden nasıl şey yaptı filan diye ama sonuçta çocuğun bana göre kurtardığı pozisyonlar, goller de vardı. Yani biz şöyle bir artı eksi toplama çıkarma yaparsak bana göre artı bir durum ortaya çıkar. Ee, yani eee bir kere adama sert oynadılar. Yani o kulağının kulağına bir darbe aldı. Evet. Ondan sonra biraz iyice şey oldu. Yani böyle hafif bir demoralize oldu o da. Çünkü özellikle Dortmund'lu oyuncular ona sert oynadılar. Zaten Beşiktaş'ın en parlayan isimlerinden biriydi. O sertlik de onu biraz yıldırdı ve çok yalnız kaldı. E, Levent abi'nin biraz önce dediği gibi yalnız kaldı. Yani o takım ona uyum sağlayamadı. Eee Monterrey bence. Ben beğendim Monterey'i. Golünü çok beğendim. Ee, İstekliydi. Yani Rozier yine biraz önce dediğim gibi Şampiyonlar Ligi oyuncusu gibi değildi. Yani Beşiktaş'ın böyle bir geneline bakarsak e, takımın içinde bu kulvara uyum sağlayan oyuncular var ve sağlamayan oyuncular var. Bu sağlamayan oyuncularla ilgili kararı bundan sonraki maçlarda tabii hoca verir ama... İyi bir rakiple oynadılar. Hı hı. Keşke en azından bir beraberlik alsaydık da bir puanı kendi hanemize yazdırsaydık. Ama Sporting de evinde kaybetti. 5 gol yedi. Biz burada herhalde onları yeneriz diye düşünüyorum. Deplasmanda iyi bir sonuç alabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi kalan yani maçlar da tabii, tabii zor. ki evet. Yani ya grubun en iyi takımları diyebileceğimiz takımlar maçlarını kazandılar Dortmund'la Ajax'ı. Yani bundan sonraki o 5 maçta... deplasmanda kazandı evet. Tesadüfe evet, yani. Evet. evet yani bundan sonraki 5 maçta neler olur bilmiyorum ama bu evdeki maçlarda puan almak şarttı. O açıdan biz üzüldük ama umutlanacağımız noktalarda var. Şu anda C grubundaki puan durumu ve dünkü sonuçlarda ekranda Ajax az önce bahsettiğimiz gibi Sporting'i 5-1 yendi ve şu anda da lider Averaj'la Dortmund'la 3 puanı paylaşıyorlar. Beşiktaş ve Sporting'in ise henüz puanları yok. 28 Eylül'de Ajax'la karşılaşacak Levent Tüzemer. Şimdi özellikle bazı oyuncuların etkilerini çok fazla gösteremediklerinden bahsettik. Özellikle de bizim ligimizde fark yaratan oyuncular bunlar. Atiba gibi, Gezal gibi, Larin gibi. Şimdi bu oyuncuların bu kadar etkisiz kaldığı bir ortamda Beşiktaş'ın oynadığı oyun bu kadro acaba Ajax maçı için ne vaat ediyor? Deplasman'da oynuyor galiba Ajax'a Beşiktaş. Evet Hollanda'da. Hollanda'da oynayacak Amsterdam'da. Şimdi Murat'ın altın çizdiği konu önemli. Ee, bazı oyuncular... Şampiyonlar Ligi oyun, oynamamış oyunculardır. Ama onlar için Şampiyonlar Ligi oynamak bir fırsattır diye düşünüyorum. Bitirin tabii ki. Yani e, Rozier ve Enskala'nın maç boyunca kenarlardan çok fazla hücuma çıktığını görmedik. Tanık olmadık yani. Etkili eski ligdeki performanslarını sayın yansıdıklarını göremedik. Bu zaman zaman bu Dortmund'un doğru pozisyon almasından da kaynaklanıyor. Dediğim için Enkudu bu yüzden önemliydi. Hı hı. Yani belki de Enkudu Enscala birlikte oynasalar sol taraftan Beşiktaş'ın yapacağı bindirmeler çok etkili olurdu. Ama Gezal'ın verimsizliği belki Rozi'yi de olumsuz etkiledi. Şimdi geçen sene Beşiktaş şampiyon olurken bu ligin en iyi oyuncusu olarak bütün tarafsız yorumcuların da dahil, bizlerin de dahil seçtiği isim Gezal'dı. Evet. Öyle değil mi? Doğru. Ve geçen sene Beşiktaş'ın oyun lideri konumundaki oyuncu Gezal'dı. Yani diğer oyuncular farklı katkı sağlamışlardı. Şimdi bu e, oyun tarzı değişti. Beşiktaş piyan oynamaya çalışıyor. Gezal çok fazla oyun içinde yok. Yani oyun da piyan göre şekilleniyor. Evet, Gezal'a göre ortadan, şekille evet. şekillenmiyor. Yani Gezal'ın kalitesinden ve performansından ben şüphe etmiyorum. Ama oyun ona evrilmediği için Gezal ön plana çıkamıyor. Mesela Sergen Hoca'nın da bunu düşünmesi lazım. Sen Gezal'ı almak için çaba sarf ettin. Hatta Galatasaray'la Beşiktaş'a bir rekabet Tabii. yaşandı. Sorunlar yaşandı. Ama Gezal'ı sen transfer etmene rağmen, şimdi oyunu tamamen piyano üzerine yıkarsan o zaman Gezal'dan verim alamasın. Ve Gezal e, sorumluluk isteyen bir oyuncu. Oyunu yönetmek isteyen bir oyuncu. Yani iki tane yönetmen olursa sorun çıkar. O zaman farklı bir Beşiktaş filmi izleriz diye düşünüyorum. E, bir zaman bu tarsılıyordu yani sergen tümer birlikte oynar mı diye. Doğru. Ama birlikte oynar fakat oyunun lideri sergen olur. Tümer de soyunursa sorun olurdu o zaman birbirini tamamlardı. Mesela Gezal ile aynı dili konuşmuyorlar. Aslında Piyaniç ile işte Gezal ortaklığından Beşiktaş çok şey kazanabilir diye düşünüyorum. Ee, burada liderlik peki kimde olmalı? yani şimdi burada işte. atacağı paslarla hocaya göre Piyaniç de işte olması lazım. Yani bu kadar gövdeli bir oyuncu. Artı Barcelona'ya transfer olmuş büyük paralar. Juventus'ta oynamış. Evet. Juventus'un iki şampiyonlukta yer almış. Ve Ronaldo'nun da gol krallığında da İtalya'da etkili olmuş oyunculardan bir tanesinden söz ediyoruz. Şimdi böyle bir piyanist sen, sen getirmişsen, o zaman oyunu ona vermen lazım. Vermediğin takdirde e böyle bir yıldızdan faydalanaması, gezal da ona ortak etmek lazım. Yani gezal da piyanistle beraber hareket etmeyi ee, Sergen Hoca'nın e, planlaması da fayda var diye düşünüyorum. Yani söylediklerinin maçtan sonra söylediklerinin maçta çok ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Yani birazcık. Ee, kenardan kıyıdan dolaşmış Sergi Hoca. Kusura bakmasın. Yani oyun içerisindeki bu analizleri de yapması lazım. Neden Gezal etkisizdi? Mesela neden Lerin etkisizdi? Bunları yapmamız lazım. Evet. Yani şimdi rakibin şunu tartışabiliriz. Ben yazıda da bahsetmiştim. Rakibin attığı birinci gole bakarsak bir uzun top. O topu Mönye galiba tekte indiriyor. Velen mıydı golü atan? Ee, Bellingham. Bellingham tek vuruyor, alıyor, düzeltiyor, vuruyor ve gol yapıyor. Ve Dortmund zaten bu profilde oynayan evet. bir takım. Yani Beni, Üç pasta hemen kaleye yani gidebilen kendi, bir, evet, bir takım. Ben evet. de iki pasta gol attıklarını evet, söyledim. Evet, i̇ki pas evet. oluyor bu. Bir uzun top, doğru, bir pas. Doğru. iki pasta gol atıyorsun. Üçüncü vuruş evet. gol oluyor. Şimdi oyunun başında Batshuayi'ye bir pozisyon gelmiş. Ama Lerine çok daha net gelmiş. Lerin o tek vuruşu düşünse belki gol yapacak. Düzelttiği zaman rakip geldi yetişti. Evet. Bunun için e, yeterli olmuyor. Mesela Enkı'da olsa farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Bu tür vuruşları yapabilen bir oyuncu. El bunu yapamıyorsun. Doğru. Gol atman lazım. Senin girdiğin pozisyonu sen gole çeviremedin. Kaldı ki rakibe verdiğin pozisyonlarda da kaleci başarılıydı ve rakip de beceriksizdi. Farklı bir skor da ortaya çıkabilirdi. Yani taştan gol yeme. Bu bahane değil hocam. Taştan yedirmeyeceksin Beşiktaş'a golü. Senin Ümrani'de yapacağın çalışmalarda bu takım taştan gol yememeyi öğrenecek.